diye sorarak başlayacağım. Şimdi mülk Kur'an'da anlatıldığı şekliyle yerlerde ve göklerde ve bu ikisi arasında olan her şey diye tanımlanıyor. Lehül mülkü's semavati vel ard ve ma beynehuma. Yerlerde, yerde ve göklerde ve bu ikisi arasında olan her şey Allah'ındır. Burada şu soruyu sormak lazım. Bu kime karşı söyleniyor? Bu boşluğa söylenmiş bir söz değil. Birileri var. O birileri diyorlar ki buralar bizim. Hurma tarlaları bizim. Ekim bahçeleri bizim. Gökten yağan yağmur dahi neredeyse bizim diyecekler. Su bizim. Diyorlardı. Peru'da gökten yağan yağmuru ve yağmur ormanlarını Amerikan şirketlerine özelleştirmeye açtılar. Yağmurla beraber yağmur ormanlarını bir şirket almaya kalktı. Perulu Kızılderililer sokaklara döküldü. 25 kişi öldü. Onların lideri şu anda içeride yatıyor. Ve onlar pankart taşıdılar. Ve pankartlarında mülk İnka'nındır yazıyordu. İnka Kızılderili tanrısıdır. Evet. Yani sen yağmur ormanı nereye sahipleniyorsun? Ormanları nereye sahipleniyorsun? Yani ormanlar, yağmurlar, ekinler, her şey dahil Allah'ındır diyor Kur'an-ı Kerim. Fussilet suresinin 10. ayetinde de bunu netleştiriyor. Orada diyor ki فَقَدَّرَ ف۪يهَا اَقْوَاتِهَا ف۪ي اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ سَوَاءً لِسَائِلِينَ. Eşitçe, ihtiyacı olanlara eşitçe dağıtmak üzere 4 mevsim boyunca rızık ve rızık kaynakları sizin için yarattı. Fussilet suresi 10. ayet. Sevaen lisailin demek ona ihtiyacı olanlar yani insanlar arasında sevaen, musavi, eşitçe dağıtılmak üzere 4 mevsim boyunca gelen rızık ve rızık kaynakları takdir etti, bunları var etti, size verdi diyor. Oysa siz ne yapıyorsunuz? Bunu gayet eşitsiz bir şekilde aranızda paylaştırıyorsunuz diyor ve buna itiraz ediyor. Kur'an-ı Kerim'in ilk sayfasında şu yazıyor. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Açın Kur'an-ı Kerim'in ilk sayfasında bunu yazdığını göreceksiniz. Verdiğimiz rızıklardan infak ederler. İhtiyacından fazlasından da demiyor bak. Rızık bize verilen her şeydir. Her şey Allah'ın verdiği rızıktır. Bundan infak ederler diyor. Ben dünyanın sorununun esas itibarıyla üretim değil, paylaşım sorunu olduğunu düşünüyorum. İnsanlar zaten üretirler. İnsanlar zaten kazanmanın peşinde koşarlar. İnsanlar zaten zengin olmak isterler. İnsanlar zaten servet biriktirmek isterler. Ama insanlar paylaşmazlar, bölüşmezler. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim boyuna paylaşmak ve bölüşmekten bahsediyor. Bunları paylaşın, paylaşın diyor. Dolayısıyla mülk Allah'ındır sözü paylaşmayanlara, benim diyenlere, vermem diyenlere, ölümlü olduğu halde, hiçbirini mezara götüremeyeceği halde söyleyenlere karşı söylemiş bir sözdür. Kur'an-ı Kerim yine der ki ve entümül fukara'u vallahu ganiyun. Hepiniz yoksulsunuz. Zengin olan Allah'tır. Bunu kime karşı söylüyor? Biziz diyenlere karşı söylüyor. Diyor ki siz nesiniz ki? Siz kendiniz zaten mülksünüz. Kendisi mülk olanın mülk benim demeye kalkması abesle iştigaldir. Eğer mülk seninse, biriktirdiklerin seninse o zaman al mezara götür bakalım. Şimdi burada bir varoluşsal bir sorun var. O da şu. Nasıl oluyor da bunca birikim sağlamış, onca dil öğrenmiş, beyni süper işleyen, dahi birisi ölündüğünde herhangi bir insanla aynı muameleye tabi tutularak beyni, o dahi beyni
kurtlar ve böcekler tarafından yeniyor. Bu ne acımasız bir sondur. Buna birinin izah getirmesi lazım. Ayrıcalıklı muamele olması lazım. 90 yıl profesör olmuş, 10 dil biliyor, icatlar yapmış, beynini süper işletmiş ama bir çobanın veya sokakta yaşayan birisinin bunlardan hiç habersiz, tek bir harf bile bilmeyen birisinin beyniyle toprağın altında aynı muameleye tabi tutuluyor. Aynı. Kurtlar ve böcekler bu dahi bir beyindir. Aman bunu yemeyelim demiyor yani. O da kokuyor, o da kokuyor. Burada ölümle Allah bize bir şey anlatıyor. Ölüm en büyük eşitleyici ilkedir. Siz diyor yan yana gelmezseniz, siz komşusu açken tok yatarsanız, birbirinizden tiksinirseniz, ben onunla aynı yerde oturmam derseniz, biriniz kahşanelerde, öbürü varoşlarda yaşar ve bunu bir sorun olarak görmezseniz, hayatınız boyunca sizden aşağı insanlarla hiçbir araya gelmezseniz, merak etmeyin ben sizi öyle bir araya getireceğim ki feleğiniz şaşacak. Bak diyor ki camide, safta gelin bir araya. Haçta, ihramda ve tavafta gelin bir araya. Aranızdaki zengin, yoksul, kadın, erkek, doğulu, batılı, zenci, beyaz ayrımını kaldırın. Rütbeleri sökün. Tek bir ihrama bürünün. Ve evin etrafında tavaf ettirerek bize eşitliğin ne olduğu gösterilmeye çalışılıyor. İnsan özümüz bize hatırlatılıyor. Bunların hepsi diyor sonradan oluşmuş şeylerdir. Camide de aynı şeyi yapıyor. Safa sokuyor. İp gibi hizaya diziyor. Sen hala bütün bunlardan anlamıyorsun. Burnun havada geziyorsun. Senin secde burnunu yere değdiriyor. Tevazu sahibi oluyor. Küçük dağları ben yarattım deme diyor. 3-5 bir şey bildin diye. 3-5 sana makam verildi diye. 5 kuruş para biriktirdin diye. Üstünlük taslama diyor. En büyük günah olarak Kur'an-ı Kerim şeytanın 3 hasletini söylüyor. Bunlardan birincisi hırstır. İkincisi kibirdir. Üçüncüsü de hasettir. Bunlar Kur'an'da en büyük günahlardır. Yani insan hırsa kapılır. Şecere-i hult ve mülkü la yebla peşine düşer Kur'an kavramlarıyla. Yani son sınırına kadar biriktirme ve yıkılmayacak bir mülke ve iktidara kavuşma hırsını peşinden gider. Onları elde edince kibirlenir, büyüklenir. Allahu Ekber de ona karşı söylenir. En büyük Allah'tır. Otur oturduğun yerde manasına gelir. Ve bunları başkasının elinde gördüğü zaman da onu da almak ister. Haset eder yani. Haset, yoksulun zenginin elindeki malı istemesi değildir. Zenginin, servet sahibinin daha da fazlasına hırslanarak hepsi benim olsun. Hepsi bana ait olsun. Onların elinde hiçbir şey olmasın. Yansın. Herkes bana muhtaç hale gelsin. Herkes benim önümde sıraya girsin. Benim önümde el açsın. Olayıdır haset. İstemiyor yani. O kadar bir hırsa kapılmış ki. Şimdi bunları Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Bunları şeytanın hasletleri olarak bize gösteriyor. Bunları yaparsanız diyor, içinde yaşadığınız dünya cahime döner. Tekasür suresinde bunu anlatıyor. El hakumu tekasür hatta zürtümül mekabir. Bir servet biriktirme yarışıdır. Tekasür, çoğaltma yarışıdır gidiyorsunuz. Ta mezarlara kadar süren bir oyun ve oynar. Bunun sizi nasıl bir uçuruma sürüklediğini yok yakında göreceksiniz. Böyle yaparsanız bu vahşi rekabet, bu birbirinin elindekini haset etme, birbirine üstünlük taslama, bu sonu görmeyen ihtirasların peşinde gütme, ihtiraslarını ihtiyacı zannetme, ihtiraslar sınırsız olduğu halde ihtiyaçlar sınırsız diyerek bunu bizi yutturmaya kalkmanın sizi nasıl bir cahime, letaravünnel cahim,
cahimi göreceksiniz. Cahim, kaos ortamı demektir. Her şeyin alındığı, satıldığı, parası olmayan dipte öldüğü, parası olanın adam sayıldığı, hiçbir bilgisi, ahlakı, kültürü olmadığı halde, sırf parasıdır diye, işte bu adam budur denildiği bir ortama sürüklediğini göreceksiniz. Böyle bir ortam zaten cahimdir. Yani siz parayla aşık olabilir misiniz? Her şey parayla mıdır? Her şey parayla mı olmalıdır? Hayır. Gitseniz deseniz ki şuna aşık olacaksın, sana şu kadar milyon para. İstediğin kadar ver. Olmaz. Hayatta bazı şeyler vardır ki para orada geçmez kardeşim. O zaman neden her şeyi parayla alın satı hale getiriyorsunuz? İşte tekasül süresi bunun bir felaket olduğunu, dünyayı kaosa sürükleyeceğini, insanların biraz kanaatkar olması gerektiğini, insanların ölümü düşünmesi ve nasıl olsa hiçbirini götüremeyeceğiz, o zaman paylaşalım, bölüşelim demesi, önce ötekine vermesi, esnafın ben siftah etmedim, buyur oraya git demesi, böyle şeyler lazım bize. Bunlar olmazsa o zaman bu ortam bize cehenneme dönüşür. Cehennem hayatı yaşarız. Hocam. Dolayısıyla mülkün Allah'a ait olması, buralardan hareketle şuraya geliyoruz. Mülk Allah'ındır demek, mülk hiç kimsenin değildir demek.